Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Bugün Özüm'le birlikte Uzak Doğu abur cuburları deneyeceğiz. Hoş geldin Özüm. Hoş bulduk. Gerçi ben de hoş geldim. Hoş geldin. Yani. Şu an Londra'dayım, Özüm'ün evindeyiz. Bak, o kadar çok şey aldık ki. Bir sana söz vereceğim de önce şunları gösterelim. Bak, bitmiyor. Bak, bitmez. 4 tane cips var. 2 tane jelibon var. 4 içecek, 3 içecek var. Aynı. Şöyle bir şey var, böyle bir şey var. Neyse. Ne haber? İyidir. Senden ne haber? Seni tanımayanlar için ne yapıyorsun Londra'da? Bir bahsetsek ya. Yarışmacı arkadaşları tanıyalım. Yarışmacı arkadaşlar. Ben Kıbrıslıyım arkadaşlar. Ama 18 yaşından beri Londra'da yaşarım. Burada çalışıyorum. Aynı zamanda part-time content creation yapıyorum. Yani Instagram'da. Ben Özüm'ün sosyal medyalarını aşağı bırakacağım. Bakarsınız zaten. İçerik üreticisiyim aynı zamanda. Sayede o sayede tanıyorum zaten. Biz Clubhouse'da tanıştık Özüm'le. Pandeminin başında Clubhouse o kadar popülerdi ki çok da vakit geçiriyorduk yani. Evet. Orada arkadaş olduk. Sonra ben her Londra'ya gelişimde ziyaret ediyorum. Hadi başlayalım yavaştan. Çok şey var. Tuzluyla başlayalım bence. Tamam. Şimdi cipsle başlayalım. Evet. Şu ikisinden birine başlayalım. Hangisine başlayalım? Hadi şununla başlayalım. Bu arada ben hani çok uzağım Uzak Doğu abur cuburlarına. Neyli oldukları, ne olduklarını falan da bilmiyorum. Alışverişi Özüm'le birlikte yaptık. O yardımcı oldu. Nedir bu şimdi? Bu kızartılmış yosun cipsi. Sushi'nin dışında ki yosun var ya, onun cipsi. Açıyorum, hazır mısın? Tamam. Ben bunu çok severim bu arada. Bayılırım. Kokulabilir bence. Kokmuyor. Deniz kokar be. Böyle... Bildiğimiz cips gibi şekli ama içi yeşil. Çok güzel lan. Çok güzel. Hakikaten deniz kokmuyor ama deniz tadı var yani. Midye gibi bir tadı var. Mesela sushi'nin dışındaki yosunun tadına evet benziyor yani, aynı şey olduğu için, ama midye falan daha çok benziyor bu ya. Midye gibi. Evet, çünkü bir deniz şeyi var. İçine deniz aroması var bak, evet. Hakikaten ama çok güzel. Onun üzerinden puanım 7. Yani, ama şeye göre değerlendirdim. Yani tüm yediğim cipslere göre değerlendirdim. Yani Uzak Doğu abur cuburu diye değil. Yediğim cipsler arasında bu bir cips ve nereye koyarım? 7 yani. Daha iyi cipsler 7. 8,5 veririm. Bence güzel çünkü değişik. Bence güzel bu arada. Hakikaten güzel. 7 vermemin sebebi diğer cipslerle kıyasladım. Yani güzel. Cipsten gidelim. Cipsten başladık. Cipsten gidiyoruz. Bu acı. Bu acılı yani, o kadar belli ki kırmızısından. Karides cipsi. Hadi bakalım. Bayağı şey gibi görünüyor. Çok peynirli çitos. Texture'a tek şeyini beğenmedim, yapısını. Ben anlayamadım tadını ya. Diğerinin tadı ağzımda o kadar kaldı ki. Bu çok tatsız. Acı değil bir kere. Baharatlıdır ya, ben daha çok karides tadından çok. Ben cips çok severim bu arada. Güzel, baharatlı bir tane cips. Baharatlı cips gibi karides. Çünkü burada karidesli cipsler de vardı, anca yedim ve onda direkt karides tadı aldım. Bunda daha çok baharatlı bir. Ben buna 5 veririm. Acı değil. Acı değil. Hayır değil. Değil. Buna yakabilir ama. Yapıyor ama acı değil. Güzel bir acısı. Ben buna da 7 veriyorum. O zaman bir içecek. Şimdi 3 tane içeceğimiz var. Bir tanesi bu. Şişesi çok güzel. Yani eğer bavulumda yer olursa bu şişeyi İstanbul'a götürürüm. Çünkü ben çok severim böyle şeyleri saklamayı. Evet, evet. Liçi meyvesi ne? Liçi meyvesi böyle burada çok el ama aslında Uzak Doğu'da çok yeni. Böyle dışı sert kabuklu. Al yazsana bir fotoğrafına bakayım. İçi böyle şey jelibon gibi biraz. Jelly tarzında. Bizde olmayan bir şey. Şimdi bir tanesi liçili bir içecek. Bir tanesi şeftali var üzerinde. Sanırım şeftali bir şey. Bu yani inanılmaz görünen bir şişe. Aa, bunu iksir rafına götürebilirim ha. Evet, iksir gibi duruyor. Bayağı iksir şişesi gibi duruyor. Yeşil erikliymiş bu da, ekşi erikliymiş. Ben yani yeşil erik çok severim, sever misin? Ben çok severim. Ama bunu sona saklayalım yani, ağzımızın tamam. Tadını bozmayalım şimdi. Bence bundan başlayabiliriz. Liçi kokar. Direkt liçi kokar. Ben liçi kokuyor. Bayağı liçi kokuyor. Kokusu böyle ama meyvenin cidden. Ha, bu koku liçi kokusu buymuş. Ya ben bu kokuyu evet, biliyorum yani. Evet. Bu koku bilindik de bir koku yani, böyle tatlı. Meyve bayağı kokulu. Gazı çok yok ama sanki. Evet, sanki biraz gazı kaçmış gibi. Mesela hiç bilmiyorum, tamam mı? Biri getirdi bana, şöyle dedi ki bu neydi? Tropik meyveli olduğu çok anlaşılıyor. Evet. Tadı çok anlaşılıyor. Böyle biraz
Armuta benziyor tadı bence liçinin. En benzetebileceğim şey o yani. Benzeyebilir aslında ama şimdi yapısını düşününce çok farklıdır ya. Güzel ama mesela çok Fanta şekerli. Gibi. Aromalı gazoz yani ama çok şeker yani. Normalde alıp içmem ben bunu yani. İçmem dedim, bitirdim. Bir şişeyi bitirdim. 6 veririm ben. Ben de 5 veriyorum. Ama hadi ben de 6 veririm. Şişesi, şişesi çok güzel. Şişesi güzel, evet. Şimdi bir jelibon ekleyelim araya bence. Şimdi böyle bir tane jelibonumuz var. Yaban, yaban mersinli. Şekli böyle çıkacaksa gerçekten yaban mersinine de benziyor. Aa, çok kokuyor. Daha açmadım, paketin kenarını yırttım. Bayağı evet. Şurup kokuyor yani. Oha, buraya kadar geldi. Aa, çok baksana. Evet, inanılmaz. Çok kokuyor. Yapay. Korkunç yapay kokuyor gerçekten. Şekli böyle. Bildiğimiz jelibon gibi blueberry şeklinde üstü fıstığı var burada. Bence çok, çok güzel. Yapay. Bildiğin jelibon. Bildiğin jelibon. Blueberry jelibon. Ama jelibon yani yapay zaten. Ben jelibon severim bu arada. 5 veriyorum. 5. Bence bu 6 çünkü bence ortalama jelibonun bir tık üstünde. Bir tane benzer şey var. Bu Kıbrıs'ta yaygınmış. Evet. Türkiye'de yok yani, bilmiyorum ben. Bir tane de böyle. İkisi şöyle. Benziyorlar. Bir tanesi çilekli, bir tanesi de maçalı. Böyle bir kutu, böyle bir paket çıktı içerisinden. Ben maça çok severim onu. Bazı insanlar yani, sevmez çünkü. Günlük hayatımda çok fazla tüketmiyorum. Burada işte en son senli maçalı bir şey yemişimdir, olur yani. Niye? Sizde yok mu maça latte? Nasıl buldun onu? Bisküvisi çok güzel. Böyle bence... Ürünü şu bakın göstereyim şöyle. Ayıcıklı. Böyle şeylerde krema değdiği için bisküvi yumuşar ve kötü olur normalde, tamam mı? Ama bisküvisi çok kıtır kıtır ve lezzetli yani. Ki evet, çok güzel. Bayağı güzel. Aa. Koala. Bu mesela ben. Bak, iki aynı ürün ne kadar farklı değil mi? Bunun bisküvisi çok kötü. Bence de kötü. Ama ben zaten... Bakın hem çok ince olduğu için çok şey... Çok kıtır olmuş, anladın mı? Çok kıtır olmuş. Çok ince çünkü. Ama yine çok güzel. Ben bunu beğenmedim çok. Buna 3 veriyorum. Ben de onu veriyorum. Buna 7 veriyorum. 8 mi? 7 veririm ben de ona. 7. Ama mesela bunun çikolatasını tercih ederim. Evet, bu o kadar şekerli değil maç olduğu için. Çikolatalı bir tık daha tatlı. Yani çok güzelmiş ya. Ben 8 veriyorum, vazgeçtim. Evet. Londra'da hayat nasıl? Anlat bakalım. Londra'da hayat karanlık ve soğuk. Genç olduğunda yaşayabileceğin en güzel yerlerden biri. Çünkü çok fazla yapacak şey var ve yani konserler olsun, eventler olsun, partiler, her şey boş güzel. Boş ver şimdi. Sen şeyi anlat bize. Harry Styles'ı. Bilmiyorsanız Harry Styles'la karşılaştı ve fotoğrafı var bir tane ve çok güzel fotoğraf. İlk bana nasıl anlattıysan öyle anlat. Tamam. Nasıl karşılaştınız, nerede karşılaştınız, ne yapıyordunuz? O sırada da şunu göstereyim. Bir tane cips var. Pringles kutusuna benziyor. Tatlı patates, mor tatlı patatesli. Bir yandan da bunu açayım. Benim en merak ettiğim bu arada. Şimdi ben zaten 12 yaşından beri bayağı büyük bir One Direction hayranı. Yani o zamandan beri zaten... Biz önceki geldiğimizde falan ben şey hatırlıyorum. Böyle geziyorduk mesela böyle. İşte bir dükkanda One Direction'da bir şey oldu, hemen gidip fotoğrafı falan çekiyordum yani. Hatırlıyorum yani. Bak, evet, koleksiyon önce. Bebekleri falan vardı. Çok severdim zaten. Grup ayrıldıktan sonra da hepsini ayrı ayrı sevmeye devam ederdim ama tabii ki... Mor. Mosmor ama bu arada yani gerçekten mor yani. Harry tabii ki benim kalbimde ayrı bir yere sahipti. O gün de arkadaşımla buluştu ve benim ekran resmim, telefon ekran resmim Harry'ydi. Kahve içtik arkadaşımla ve dedik yağmur yağmaya başladı. Dedik hadi yürüyelim başka bir yere doğru. Kafeden çıktık. Kahve içtiğimiz kafeden. Ve hatta arkadaşım telefonumun ekran resmini görüp dedi ki abi işte Harry'yi manifestliyoruz falan dedi böyle. Ve yani güldük falan, ha ha falan dedik. En azından duası ya. Yani böyle bir şey olamaz. Çıktık yürüyoruz. Kafe burada. Ve kafenin böyle sola dönen bir sokak var. Oraya girdik. Bomboş bir sokak. Zaten yağmur yağmaya başladı ve bir tane arkası bize dönük olan biri var. Ve bir tane kız var karşısında, yürüyorum ama arkadaşıma derim ki bu kesinlikle ünlü biri. Yani bu insan, yani
3 metre öteden bu insanın özel bir insan olduğu belli derim yani. Çok o his geldi. Bilmem, çok garip bir andı. Zaten kıza baktım. Karşısındaki kız ağlar hüngür. Ama böyle şey, üzüntü ağlaması değil, mutluluk ağlaması. Ben arkasındayım. İlk önce Timothée Chalamet zannettim arkadan. Sonra arkadaşım böyle bu şekilde döndü, baksın kim diye. Ve bana dönüp böyle yaptı. Dedim nasıl yani, olamaz, imkanı yok. Yani ya, böyle şey oldu direkt yani bu, çünkü o da çok sever. Ve yani tut dedim, Melis dedim, tut kendini. Çabuk fotoğraf çekiliyoruz ve konuşuyoruz. Yani olamaz böyle bir şey. Tuttuk ve işte selam falan dedik. Fotoğraf çekinebilir miyiz? Sokakta dışarıda kimse yok. Yanında menajeri vardı sanırım. Fotoğraf çekindik ve sonra ben yani şoktayım o an. Yani o an konuşuyorum ama yani o an idrak edemedim. Yani kiminle konuştuğumu, Harry Styles'la sohbet ediyorum o an ve idrak edemedim. Sonra giderken böyle tuttum da have a great day dedim böyle. Sonra o an gitti. Arkadaşımla böyle yürümeye devam ettik. Sonra bir tane böyle ara sokak vardı. Kimsenin olmadığı, çöpler falan var. O sokağa girdik ve yere düşüp ağlamaya başladık. Ama ikimiz birden böyle şok ağlaması yani, şoka girdik. Böyle hüngür hüngür ağlarım, ne oluyor falan. Az önce hayatımın en iyi anını mı yaşadım? Ve böyle 3 gün boyunca hayatımın en güzel anını yaşadım diye yazdım yani, böyle daha mutlu ben bir şeyim yoktu yani, anım. Çok güzel ya. Siz fotoğraf çekmek isteyince tatlı biri mi direkt gelin çekinelim mi dedi, yoksa bir hani tamam hadi çekinelim mi yaptı? Bence yani şey dedi, tabii ki çekinelim dedi ama bence çok iyi bir günde değildi. Enerjisi yüksek değildi yani öyle. Çok mutlu değildi bence o an. Anlayışlıydı, çok anlayışlıydı ve biz de onu zaten çok rahatsız etmeden fotoğraf çekildi. İyi bir gün geçirmeni diledik. Geçirmesini diledik ve bay bay dedik. Yani çok da tutmak istemedik. Çünkü ne yapsan yani, şimdi biz onu tutalım, arkadan biri gelsin. O sokaktan iki adım ilerleyemezdi. Evet, aynen öyle. Bu arada bunu çok beğendim. Ben hiç beğenmedim. Ben sen anlatırken yarısını yedim ama. Bir tatlı patates. Evet, tatlı patates. Ben tatlı patates severim de bu arada. Sanırım benim cipsten beklediğim biraz daha baharat ve tuzlu olması. Bu çünkü tatlı yani. Cips yiyorsun. Cips olduğunu anlıyorsun. Hafif tuzlu ama tatlı. O yüzden hoşuma gitmedi yani. Ama alıp bir daha dener miyim? Başka bir şey denerim. Bazen niye benzer bilmiyorum da adı. Hani böyle olur ya, pancar cipsi, havuç cipsi falan, onun gibi. Yani patates cipsine çok uzak aslında. Ben buna 3 veririm. Ben 4 veririm galiba. Ben de 4 veririm. Ama ben cips yiyen bir insan değilim. Şunu deneyelim, bu ne olduğunu bilmiyorum. Aromalı emilen jelibon. Jeli. Şöyle yakından bir göstereyim. Bu bence... Bundan bir tane kaldıydı ve dedim kesin bunu deneyelim, belki güzel olduğu için aldı insanlar. Ve küçük paketlerde. Abi zor bu. Bir şeydir herhalde ya. Ya işte ben... küçük çocuklara okula giderken yemek çantasına koyarlar. Hadi bakalım. Full mango kokuyor. İğrenç. Çok rahatsız edici. Bir de hissi aşırı rahatsız edici. Meyve püresi gibi ama... Evet, püre gibi bu arada. Mesela çok zararlı olduğuna eminim, evet, bunu anladın çok. Da. Şunu yaptığımda... Zarar gördüm şu an. Hücrelerim acıyor yani. Şeker. Çok çok şekerli yani. Çok şekerli. Cevap al ben bundan. Dene ya. Sen böyle iğrenç şeyler sever misin? Dedim o severdi ya. Yapay meyve hoşuma gitmez çok. Fazla yapaylar, anladın mı? Mesela şey dedim, şu jelibonda da yani direkt kokla. Evet, direkt plastik kokar yani, o derece yapar. Bunlar çok korkar bunu. Şimdi bunu. Böyle bir şey var. Ney meyvesi? Durian. Durian meyvesi diye bir meyve varmış. Bu Singapur meyvesi. Ama Singapur'da bunu toplu alanlarda yemek yasak. Sebebi de bu meyvenin tadı kokusundan çok farklı. Tadı tatlı bir meyve olsa bile kokusu çok kötü. Çok yani, kötü kokuyormuş. Yani toplu alanlarda açarsanız insanlar duramayacak kadar kötü. Yani rezalet yani. Biz bunu bilmezdik. Aldık, bunun bir yemişini aldık. Meyve diye düşünüp. Aa, tropik meyve. Cemal açtı yesin. Ve derim yani evin içi lağım kokar. Kanalizasyon yani inan... Olamaz böyle bir şey. Bayağı bok gibi kokuyormuş yani, anladınız mı? İğrenç kokar.
Ve dedim yani ama tadı çok farklıydı yani. Bence bunu sona saklayalım çünkü ağzımın tadını ve keyfimi kaçırmak istemiyorum. Evet, kokusunu bunu en sona saklayalım. Bence şu içeceği bir içelim, bir deneyelim. Tamam. Ağzımızın tadı değişsin. Ya şey gibi biraz sanırım. Böyle işte kızılcık suyu falan olur ya, bildiniz mi? Pekmez gibi rengi. Uf, ben pekmezle hiç sevmem ya. Umarım pekmeze benzemiyordur. Ben de mi kızılcık suyu derken pekmezi düşünmüştüm. Rengi öyle ama tadı öyle olmayacak. İğrenç. Çok kötü. İğrenç. Çok kötü. Ben bir yudum daha içmem bundan. Çekirdek tadı. Ben bir yudum daha içmem. Şu kadar kalan ağzımın tadını da içine etti. Ben bir yudum daha içmem bundan. Hemen bir şey yemem lazım. Hemen bir cips yiyeyim. Çok kötü. Aa bak, şimdi bundan ya karides tadı çok geliyor. Ye bak. Şey tadı var bunda. Biraz tahta tadı geldi bana. Ben bir daha içmem ondan. Oha, geldi bana. Şu an tadını hatırlamıyorum. Cips yedim falan bilmem ne, ağzından gitti. Bir daha da hatırlamak istemiyorum. Bir cips kaldı. Bir cips kaldı. Bir tane mochi. Mochi. Mochi bayağı popüler. Türkiye'de de var bu artık. Bu pirinç. Pirinç hamuru dışı. İçi de püre. Hadi mochi'yi deneyelim hadi. Tamam. Neyli peki? Taro. Taro ne? Taro da uzak doğuda bir sebze. Belki Kıbrıs'ta denemiş olanlar vardır. Kolakas diye bir sebzemiz var bizim yediğimiz. Ona benzer. Ama mor renk ve tadı böyle çok ilginç bir şekilde. Tarolu dondurma yediğimde taronun tadı böyle cici bebe bisküvisi gibi gelir. Ay, kıvamı çok güzel. Bebek poposu gibi. Bakar mısınız? Bence şey, kedi patisi. Aa evet, gerçekten pati gibi. Aa. Yumuşacık. Çok güzel ama bir şeye benzeteceğim, neye benzeteceğimi bulamadım. Pirinç unu dedin değil mi? Çünkü benzeteceğim şey un helvası. Un helvasına benziyor. Dışı pirinçli. Pirinç unu, hamuru. İçine de böyle püre koyarlar, meyve püresi falan. Ben beğendim. Bir tane daha yiyeceğim. Birbirinden dağılmayan bir un helvasıymış gibi kıvamı. Ben buna 6 veririm. Bu arada o içeceğe ne verdin? Sıfır. Sıfır verdim. Sıfır. Hangi insan kendi rızasıyla bunu alır, gider markete para verir? Hadi biz denemeyi aldık. Şurup gibi bir şey. Tuzlu bir şey yememiz lazım bence. Lay's'in limelısı, limonlu cips. Bisket limonlu cips. Değişik. Acaba nasıl olur? Kokmuyor yani. Normal Lay's kokuyor. Garip. Limon kokusu aldım ben. Oha. Oha gerçekten. Ama iyi ya da kötü anlamda oha değil yani. Oha çok iyi değil, oha çok kötü değil. Oha çok farklı bir şey, anladın mı? İnanılmaz. Şimdi limon zaten çok keskin bir şey olduğu için yani direkt limon yani. Limon yiyormuşum gibi. Benim yediğim en farklı şeylerden biri. Evet, bayağı farklı. Ya bana sorsan ne beğendim ne beğenmedim. Ben de. Canım çekmez. Evet. Canım çekeceği bir şey değil. Diğer cipse beni çekiyor yani. Bunu çekmez. Bir de bu sanki bir şeyin eşlikçisiymiş gibi, anladın mı mesela? Ben buna 7 veririm galiba. 6,5 hadi, 6,5. Bir içeceğimiz kaldı. Biri jelibon kaldı. Bir jelibonumuz kaldı. Bu da jelibon gibi, tufita gibi bir şey. Ve bu çok kaldı. Çok affedersin. Dur, yağlı kaldı. İçeceğin şişesi çok güzel. Yani hakikaten şey, Kore mi bu? Kore bu Kore. Diye. Bence de Kore. Çünkü çok Kore görünüyor yani. Bayağı şey bekliyorum ben. Şeftali Sprite gibi bir şey. Evet. Yani beklentim o yönde. İçinde tanecikleri var. Aa. Geldi mi sana? Geldi. Bakın içinde böyle taneleri var. Şeftali taneleri. Meraklılar tanecikli bir şey yapmaya. O kadar yapay yapıyorsun zaten yani. Bu arada bu gazlı değil. Cezan, bu çaylı bir şey olabilir mi ya? Çaylı galiba. Iced gibi çünkü. Şeftali iced gibi. Evet. Ben de bir şeye benzer bakalım. Okumadan alırsak böyle olur. Tanecik de çok kötü. İçinde çay yok. Benim damaklarım. Ama iced gibi tadı gerçekten. Şeftali iced diye benziyor. Bayağı benziyor. Sen bir tane daha yiyebilir miyim? Evet, ben de ondan yiyeceğim. Ben buna kaç vermiştim? 7. 8 veriyorum. 8 bence de. Biraz kötü şeyler yedik ki. Puanımı yükselttim.
da liçili jelibon. Liçi böyle bir şey. Sarımsağa benziyor. Benziyor mu bak? Minicik paketler. Ve şeyin aynısı kokuyor. Yani şu içeceğin aynısı kokuyor. Çünkü aynı aroma var. Bence çok güzel bu. Bu da mesela yapay tatlandırıcılarla yaptılar sonuçta. Bunu da. Şeyi de, şunu da. Ve mesela bu ne kadar doğal duruyor. Bu ne kadar yapay duruyor. Çok kötü kokuyor ya. Bildiğin şey kokusu. Bulaşık deterjanı. Of. Ben bunu çok beğendim. Bu çok bu arada güzel. Bir tanesi 90 kaloriymiş. Güzel. Ben buna bayağı yani jelibonlar arasında da yani kendi klasmanını yüksek veririm. 8-9 veririm yani. Ben de daha 7. Çünkü yani tropik meyvelerin aromaları çok yapay olan aromalar. Yani böyle şeylerde çok tatlandırıcı kullanıyorlar. Ama o kadar kokusu normal, tadı normal, o kadar güzel yapmışlar ki bayağı güzel. Bunu beğendim. Evet. Evet, yavaşça yaklaşıyoruz buna doğru. Bir şeyimiz kaldı. Şimdi bu da şeftali. Bunlar şeftaliyi bayağı seviyor. Bayağı bence tofita gibi bir şey. Evet. Şeftali tofita. Ya şunu yiyeceğim çünkü sevmem normalde. Ben şeftali tofita. Ben de yemeyeceğim. Ben de yemeyeceğim. Ben de yemeyeceğim. Çok kötü. Çok kötü. Nasıl kötü olabilir derseniz açıklayamam size. Ama bir aroma gelmeye başladı ağzıma çiğnedikçe. Ve çok kötüydü. Yok fazla şiş. Bence... Damak tadı olmayan insanlar bunu ve bunu yiyebilir. Evet ve geldik. Ben çok korkuyorum. Bunu nasıl yiyeceğiz peki? Bence hazır olalım ve açalım bunu. Kokusuna mı hazır olalım? İnşallah. Belki kokmayandır belki bu. Belki de kokusu yok. Yokla. Gelmiyor ki. Öf kötü kokar. Sonradan gelin. Ben cevizli sucuğa benziyor. Bildiniz mi? Cezerya falan. Hayır ben kokmuyor tamam, kötü. Bir keselim. Ve bence bir kes böyle. Evet içi kokuyormuş. Dışıymış. Koruma yapmışlar. Bence korumuşlar. Kokmasın diye. Kötü kokuyor gerçekten. Ve çok garip çünkü et kokar. Bir de çok yakından kokladım. Böyle bir şey. Hakikaten kötü kokuyor. Ama ben sana söyleyeyim, bu gene dayanılabilen. Biz çünkü bunun moçisini aldığımızda evin içinde duramadık yani. Bildiğiniz. Elimi kestim ya. Of. Kestin. Cemal yaralandı ben. Yaralandık. Gerek yok şu anda. Deneyiyorum. Çok kötü. İğrenç yani. Nasıl? Hani güzeldi? Hani tadı güzeldi bunun? Ama buna başka bir şeyler... Buna başka bir şeyler eklemişler. Ay. Normal yediğimiz... Çok kötü. Bu sadece... Duryan meyvesini... Bubble tea'mizi içerken sıralamayı yapalım. Bubble tea de uzak doğu şey değil mi? Bubble tea Tayvan aslen. Ama tabii ki şu an bütün uzak doğuda içilir. Londra'da çok popülerdi. Benimki sütlü çay. Şeftali ve liçi. Çünkü yani hiç liçi yemedik. Ben gittim liçili aldım. Ve passion fruit topçukları var içinde. Benim favori. Ben haftada 2-3 içerim maalesef. Direkt bas. Hayır hızlı bas. Dur bekle. Peçete. Direkt basman lazımdı yukarıdan. Çapraz bas dedim bana. Bekle. Cemal burayı bir alsana peçeteyle. Ay. Ay oldu devam. Benim için cennet. Benimki ne demek sen? Benimki çiğnemeli ama. Seninki daha güzel. Şekersiz benim. Ben çok şuruplu her şey, anladın mı? En çok bu iki, ben tüm denediklerimizde en çok bu iki cipsi sevdim. Diğerleri hakikaten çok şekerli, çok tatlı, çok yapaylar. Şunu çok...